Geldin mi? Bana o günkü tatlı sözlerinden sonra gelmemem gerekirdi ama. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bir kazmayayım. Safiyim hatta. Daha beterisin. Tamam. Bir ayıya ait kazmanı sapayım. Neyse. Sonuçta buradayım. Şimdi Feray toprağı kaçırmış diyeceğim. Ama yine yanlış anlayacaksın. Tamam. Laf sokma artık. Hatamı anladım. Ama sen de beni anla Selma. Sen Yaman için şey yaptığında ben ne oldum biliyor musun? Sen ölmedin şükür ama ben iki kere öldüm. Mesut. Bu konuları kapatamayacaksak yani anlamı yok böyle. Kapatacağız. Birlikte. Ay çok güzel bir gün olmuştu değil mi? Ne oldu? Aa, üstüme iyilik sağlık. Aa, Sırma'nın kızı değil mi? Şundaki de dahilerin Mesut değil mi? Evet. Aa, yazık. Çok yapmak. Hemen gidip haber verelim. Tamam. Bana kızma ama ben hiç üzülemiyorum sonun onlara. Yani tam o kadından beklenen bir davranış. Biraz hak etti herkes bu sonucu diye düşünüyorum. Ben sadece tontişime üzülüyorum. Ne kadar korkmuştur kim bilir. Bu ne cüret ya? Küçücük bir çocuğu nasıl kaçırır bir insan? Ne haldedir yavrum şimdi kim bilir. Bak abimler, senin abinler dört bir koldan aranıyor. Bugün yarın bulurlar merak etme. Çocuk ne travmalar yaşıyor şimdi kim bilir. Belki dövüyordur bile. Ya toprak doğru durmaz çünkü biliyorum. Yok canım o kadar da değil. Bak Feraye toprağı çok sever. Belli niye sevdi. Bir planı varmış baksana. Ondan sokulmuş oğlana. O cadıdan her şey beklenir. Baksana abim ayrı kandırmış Yaman'ı ayrı. Ya istemeyen kanmaz. Evli bir de. Ablama karşı yaptığı büyük saygısızlık. Ablan da huysuzun teki ama. Kusura bakma Mesut ama abime bir günden bir güne iyi davrandığını görmedim ben. Ya Mesut bu hep böyle olacak. Ailelerimiz aramıza girecek hep. Benim tek söylemek istediğim... Eğer senin gibi bir karım olsaydı... Ölene kadar gözüm başka kimseyi görmezdi.